vitamini, bir diğer adı ile askorbik asit olarak da bilinmektedir. Yaşamımızda oldukça öneme sahip olan vitaminlerden bir tanesidir. C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini içeren besinler nelerdir? İşte, C vitamini hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. C vitamini en çok önem verdiğimiz vitamin çeşitlerinden birisidir. C vitaminini hem besinlerden, hem de besin takviyeleri sayesinde alabilmekteyiz. Vücudumuza direnç sağlayan bu vitaminin faydaları da oldukça fazladır. C vitaminini vücut kendisi üretememektedir. Doğal yollar ile alınması tavsiye edilir. C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini oldukça faydalı bir mineraldir. En çok tüketilmesi gereken vitaminler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak çok fazla tüketimi de, her vitamin ve besinde olduğu gibi zararlı olabilmektedir. Dozu yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterebilmektedir. C vitamini eksikliği de birçok hastalık ve rahatsızlıklara yol açmaktadır. C vitamininin faydaları nelerdir? C vitamini, vücudumuzda bulunan tüm dokuları onarmada ve geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Kan damarlarının yenilenmesi ve üremesinde büyük payı vardır. Cildi yeniler. Yaraları iyileştirme gibi faydası bulunmaktadır. Kemik, kıkırdak ve diş dokularını korumaya yardımcıdır. Hücreleri koruyucu etkisi vardır. Kalp hastalıklarına iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu ve buna benzer faydalara sahip C vitamini, sağlık için büyük öneme sahiptir. Bu sebeple günlük olarak yeterli dozda alım sağlanması gerekmektedir. İşte, C vitamini deposu mucize besin. Kuşburnu. Kuşburnu, yabani gül bitkisinin çiçeklerinden gelişen bir meyvedir. Rengi turuncudan morumsu siyaha kadar değişir ve genellikle büyüme mevsiminin ikinci yarısında, yaz sonundan sonbahara kadar gelişir. Kuşburnu ne için kullanılır? Alternatif tıpta kuşburnu, çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir. Artrit, sırt ağrısı, kabızlık, şeker hastalığı, ishal, safra taşları, gut, ülserler, idrar yolu enfeksiyonları. Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği bilinmektedir. Kuşburnu neye iyi gelir? Artrit. Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ve romatoid artrit semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermekte. 2005 yılında yayınlanan bir araştırmada, araştırmacılar, günlük 5 gram kuşburnu takviyesinin, 3 haftalık kullanımdan sonra osteoartrit ağrısını ve ağrı kesici ilaç ihtiyacını plasebodan daha iyi azalttığını bildirdi. Ayrıca, yapılan bir araştırma, kuşburnu takviyelerinin romatoid artritli kişilerde fiziksel işlevi iyileştirdiğini, ancak ağrıyı hafifletmek için çok az şey yaptığını buldu. Kalp hastalığı. Bir başka araştırmaya göre kuşburnu, obezitesi olan kişilerde kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilir. Bu çalışma için vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan 30 kişiye, kuşburnu tozu veya plasebo içeren günlük bir tonik verildi. 6 hafta sonra kuşburnu grubu, kalp hastalığı belirteçlerinde, sistolik kan basıncı ve kolesterol seviyeleri dahil, plasebo grubuna göre daha fazla gelişme gösterdi. Şeker hastalığı. Ön araştırmalar, kuşburnunun özellikle obezite ve yüksek tansiyon gibi risk faktörleri olan kişilerde, tip 2 diyabetin önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Araştırmalara göre kuşburnu, kan şekeri seviyelerini normalleştirebildi ve kolesterolü kontrol altında tutabildi. Bitkideki bileşiklerin, pankreasta insülin üretiminden sorumlu beta hücrelerinin büyümesini uyardığı görülmüştür. Gastrointestinal sorunlar. Kuşburnu, nesiller boyunca ishal, mide ülseri ve diğer gastrointestinal sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. 2017 yılında yapılan bir incelemeye göre kuşburnu, bağırsak kaslarının kasılmasını, neredeyse ishali tedavi etmek için kullanılan ilaç kadar etkili bir şekilde yavaşlattığı görülmüştür. Kuşburnu ayrıca, midedeki pH dengesini değiştirerek ülser riskini azaltır. Bunu yaparak, ülser gelişiminden büyük ölçüde sorumlu olan Helicobacter pylori için, adeta yok edici bir ortam oluşturabilir. Antioksidanlar açısından zengin. Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerin neden olduğu hücre hasarını koruyan veya azaltan maddelerdir. Antioksidanlar açısından zengin yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi, kalp hastalığı, kanser ve tip 2 diyabet gibi kronik durumlara karşı koruma sağlar. Altı meyve ekstraktının antioksidan içerikleri üzerine yapılan bir çalışmada, kuşburnunun en yüksek antioksidan kapasiteye sahip olduğu bulunmuştur.
daha spesifik olarak tümü güçlü antioksidan özelliklere sahip olan yüksek düzeyde polifenoller, karotenoidler, C ve E vitaminleri içerdiği de bulgular arasında yer alıyor. Kuşburnundaki bu antioksidanların miktarları, bitki türüne, hasat zamanına ve bitkinin yetiştirildiği rakıma bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Daha yüksek rakımlardan gelen bitkiler, daha yüksek antioksidan seviyelerine sahip olma eğilimindedir. Buna ek olarak, araştırmalar kurutulmuş kuşburnunun taze çeşitlerden daha az antioksidan sunabileceğini gösteriyor. Kuşburnu çayı her ikisi ile de yapılabileceğinden, kurutulmuş kuşburnu veya poşet çay yerine taze kuşburnu kullanarak daha fazla antioksidan alabilirsiniz. Sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekliyor. Kuşburnunun en etkileyici faydalarından biri, yüksek konsantrasyonda C vitamini içermesidir. Kesin miktar bitkiye göre değişmekle birlikte, kuşburnunun tüm meyve ve sebzeler arasında en yüksek C vitamini içeriğine sahip olduğu gösterilmiştir. C vitamini, bağışıklık sisteminde şu durumlarda dahil olmak üzere birçok önemli rol oynar. Vücudunuzu enfeksiyona karşı koruyan lenfozit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimini uyarmak. Lenfositlerin işlevini arttırmak. Cildinizin dış patojenlere karşı koruyucu bariyerini korumaya yardımcı olmak. Kuşburnu, C vitaminine ek olarak yüksek düzeyde polifenoller ile A ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve korumaya yardımcı olur. Kilo kaybına yardımcı olabilir. Araştırmalar, kuşburnu çayının kilo vermeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bir başka araştırma, Rosa Janina bitkisinden elde edilen kuşburnunun, yağ yakma özelliklerine sahip olabilen tilerosit adı verilen bir antioksidan da yüksek olduğunu gösteriyor. Aşırı kilolu 32 yetişkinde yapılan 12 haftalık bir çalışmada, günde 100 mg kuşburnu özütü almak, plasebo grubuna kıyasla vücut ağırlığını ve mide yağını önemli ölçüde azalttı. Bununla birlikte, çayın değil, konsantre kuşburnu özünün etkileriyle sınırlıdır. Cilt yaşlanmasıyla savaşır. Kolajen, vücudunuzdaki en bol proteindir ve cildinize esneklik sağlamaktan sorumludur. C vitamininin kolajen sentezini desteklediği ve cilt hücrelerini güneş hasarına karşı koruduğu, her ikisinin de cildinizin daha sıkı ve genç görünmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir. Kuşburnu çayı bu vitaminde yüksek olduğundan, içilmesi cildinize fayda sağlayacaktır. Buna ek olarak kuşburnu çayı, kolajenin parçalanmasını önlemeye yardımcı olduğu için, yaşlanma karşıtı etkilere sahip olabilen karotenoid astaksantin içerir. Olası yan etkiler. Kuşburnu genellikle güvenli kabul edilir ancak, bazı kişilerde çok yoğun tüketimde mide bulantısı, ishal, kabızlık, mide ekşimesi, mide krampları, yorgunluk ve baş ağrısı gibi yan etkilere neden olabilir. C vitamini içeren diğer besinler nelerdir? Portakal, mandalina gibi turunçgillerde oldukça yüksek oranda bulunmaktadır. Yeşil ve kırmızı biber, limon, maydanoz, roka gibi yeşillikler içerisinde yer alır. Brokoli, lahana gibi sebzeler, kivi, turp, çilek, ananas, kavun, frenk üzümü, mango, yeşil fasulye ve bezelye gibi besinlerde C vitamini bulunmaktadır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.